Bilkent ilk kez WhatsApp ihbar hattına sahip olmuştu. Üstelik amaç sadece şikayet değil. Tabii Haziran ayından itibaren böyle bir uygulamayı başlattık. Çünkü Edirne turizm anlamında turistik bir kentimiz ve dünya sıralamasında da ilk yüze giren kentlerimizden birisi. Türkiye'nin inanç turizminde parlayan yıldızı haline gelen Edirne'nin turizmden daha fazla pay alabilmesi için alışılmışın dışında bir adım atıldı ve WhatsApp ihbar hattı kuruldu. Türkiye'de ilk kez bir kent için WhatsApp ihbar hattı kurulmuştu. İşte o WhatsApp ihbar hattına 2017 yılında yüzlerce başvuru gerçekleşti. Vali Günay Özdemir, Edirne'de Haziran 2017'de devreye giren WhatsApp istek ve şikayet hattına 6 aylık süreçte yüzlerce müracaat geldiğini söyledi. Bu hattın sonunda 6 ay boyunca 275 adet bize müracaat geldi. İhbar hattına gelen talepler doğrultusunda eksiklikler giderildi. Tabii ağırlıklı olarak şehrimizdeki bazı sıkıntılar, uzun vadede çözülecek işler. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Şikayetler genellikle gıda ve belediye hizmetleri hakkında geliyor. Genellikle şikayetlerimiz belediye hizmetlerinden, tarımsal gıda hizmetleriyle ilgili, gümrük hizmetleriyle ilgili, emniyet hizmetleriyle ilgili ağırlıklı olarak genellikle şikayetler bu yönde idi. İhbar hattıyla vatandaşlara daha kaliteli ürün ve hizmet sunmak amaçlanıyor. Son dönemde gelen misafirlerimize bu konuda gıda ile ilgili hem sağlıklı gıda vermek hem de onların istedikleri doğrultuda kaliteli ürünler sunmaya çalışıyoruz. Kurulan ihbar hattı ise şu şekilde çalışıyor. Şimdi normalde vatandaşımız şikayet ettiği zaman vatandaşımızın WhatsApp üzerinden resimli olarak belgeleriyle veren şikayetlerini alıyoruz. İlgili birimlere gönderiyoruz ve vatandaşla anında paylaşılıyor. Şikayetiniz alınmıştır. Hangi birimse, belki vatandaşımız o birimin, hangi birim o olaya hangi birimin bakacağını bilmeyebilir. Biz onun için diyoruz ki bu hangi birim bakıyorsa o birime gönderiyoruz. Ve vatandaşa da diyoruz ki bunu WhatsApp hattında yine bildiriyoruz. Size şikayetiniz eğer gıda ile ilgiliyse Tarım İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Bu konuda olay takip edilmektedir.